World TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Bucak ilçesi, Burdur'un Bucak ilçesi Karacaören Gölü kenarındayız. Ve çok güzel bir işletme, doğayla iç içe, eşsiz bir manzarası olan Botanik Göl Evlerindeyiz. Botanik Göl Evlerinin mimarı Sayın iş adamı Salih Yaman'la beraberiz. Salih Bey, hayırlı uğurlu olsun işletmeniz. Bize biraz kendinizden ve işletmenizden bahseder misiniz kısaca? Ben Karacaören, Burdur Bucak Karacaören doğumluyum. Burada doğdum, burada büyüdüm. 1966 doğumluyum. Daha sonra işte kendi köyümüze baraj yapıldığı için 1989'da göl oluştuktan sonra Bucak'a taşındık. Bucak'a yerleştikten sonra tabii iş hayatına atıldık. Belli bir süre geçtikten sonra işte artık kendi köyümüzde böyle bir doğa ortamında inanılmaz bir güzelliğin içerisinde doğayla iç içe bir proje hayalimde vardı zaten. Bunu hayata geçirmek için bundan 2 yıl önce proje yaptırarak inşaatına başladık daha doğrusu. Yaklaşık 2 yıl sürdükten sonra böyle ekolojik doğayla iç içe olan bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Ne zaman açılış olacak? Hizmete ne zaman girecek? Hizmete şu an fiilen başlamış durumdayız. Biraz ulaşımdan bahseder misiniz? Burayı bilmeyenler olabilir. Antalya'dan gelecekler için özellikle Burdur'dan. Antalya'dan 55 kilometre falan. Antalya Isparta yolu üzerinde 55. kilometreden 3 kilometre içeride göl kenarında tesisimiz. Isparta'ya da 60 kilometre. Evet. Burdur Bucak'a 30 kilometre. Yani burası aşağı yukarı tam 3 ilin kesiştiği bir nokta. Nokta olarak çok güzel bir yerde. Havaalanına çok yakın, Antalya Havalimanı'na çok yakın. Mimarisinden bahseder misiniz? Çok farklı bir tasarım var herhalde buranın. Bir mimarla çalışmadık. Baştan aşağı kendiniz tasarladınız. İnşaatını kendiniz yaptınız. Yani güzel de bir şey olduğunu düşünüyorum. Gelenler çok mükemmel olduğunu söylüyorlar. Yani çok güzel bir proje çıkardığımızı düşünüyorum. Restoranımız var. Restoranda yaklaşık 300-350 kişiye bir anda yemek verme kapasitesine sahip. Otel konseptinde zaten tesisimiz. Günübirlik misafirlere de hizmet vereceğiz tabii. Yani sadece restoranı kullanabilecekler. Onun haricinde oteli kullanan misafirlerimiz aynı zamanda restoranı da kullanabilecekler, havuzu kullanabilecekler. Onun haricinde çok güzel yürüyüş alanlarımız var. Bu bölgede Koca Yığın Mağarası olarak geçer. Onun haricinde tabii bunlar ileriki zaman içerisinde gelen müşterilerimize, halkımıza tanıtmayı düşünüyoruz tabii ki. Turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Onun haricinde işte gölde tekne turu yapmayı planlıyoruz. Aslında Sagalassos antik kenti çok yakın. Buraya 30 kilometre. Onun haricinde Kremna antik kenti var. Salda Gölü yakın. Son günlerde meşhur oldu biliyorsunuz. Onun haricinde işte Lavanta Bahçeleri çok yakın. Karşımızda hemen şey var, Yazılı Kanyon var. Orası falan çok yakın. Yani şey olarak, tarihi zenginlik olarak bizim bu bölge çok zengin bir yer. O anlamda da avantajlı bir şeyimiz var yani, durumumuz var. Burada tabii bir de projenin içinde hobi bahçeleri var. Bununla ilgili de biraz detay verirseniz. Artı ürünleriniz de organik herhalde. Buradaki pişirdiğiniz, sunduğunuz ürünler. Restorandaki kullanılacak bütün ürünlerimiz organik olacak. Köy kahvaltısı olacak. İşte buradaki bütün Etinden, sütünden, yoğurtundan, işte balığından, tavuğundan tamamen organik olarak misafirlerimize hizmet edecektir. Hobi bahçelerinde herhalde bir üretim şeklinde bir çalışma olacak. Buraya gelenler burada kendi üretebilecekler herhalde. Sebze ağırlıklı olarak hobi bahçesi olacak. İşte domatesinden, patlıcanından, biberinden, fasulyesinden, soğanından, yani yeşilliğinden gelen misafirlerimiz birebir canlı bir şekilde yaşayabilecekler. Yani kendileri koparıp kendileri tadabilecekler. O yönlerinde bir avantaj yani. Teşekkür ederiz. Evet. Tabii bu işin mimarlarından yine sizin oğlunuz Emre Yaman Bey ile de bir bilgi alalım. Kendisinden de görüşlerini alalım. Siz neler hissediyorsunuz? Öncelikle böyle bir projede bulunmak bizi çok mutlu ediyor. Bundan takribi 2 yıl önce başlamıştık projeye ve artık projenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık misafirlerimize hizmet vermeye başlıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Hedefimiz yüksek, amacımız büyük. Karacaören'e bir değer katmak istiyoruz. Botanik Göl Evlerinden ziyade amacımız Karacaören'e değer katmak. Turizm anlamında güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz burada. İnsanlara, misafirlerimize en iyi hizmeti nasıl vereceğiz? Sürekli bunu amaçlıyoruz. Ve bu hedefte de yol alıyoruz. İnsanların neler istediğini tahmin edebiliyoruz. Biz de bu yönde emek sarf ediyoruz ve isteklerini karşılayabilecek şekilde tesisi hazır hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bol kazanç diliyoruz. Teşekkür ederiz katıldığınız için röportajımıza.